Yarının Dünyası Paribu sunar. Evet, 2023'ün sonuna geldik ve şimdi 2024'ün en çok beklenen filmlerini konuşacağız. Şimdiden haberiniz olsun, listenin çoğu gişe filmlerinden oluşuyor. Gişe filmlerinin tanıtımı daha önceden başladığı için yılın bu dönemlerinde gişe filmleriyle ilgili daha çok bilgimiz oluyor. Oscar'larda veya festivallerde yarışan filmlerin tanıtımı ise daha geç yapılıyor. Mesela daha önce Nope, Get Out ve Us gibi korku filmleri yönetmiş yönetmen Jordan Peele'ın yeni filminin seneye çıkması planlanıyor ama henüz bu filmle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Benzer bir şekilde çok sevdiğim alternatif film Ghost Story'nin yönetmeni David Lowery'nin ve harika bilim kurgu Ex Machina'nın yönetmeninin yeni filmi seneye çıkacak. Yine bu filmlerle ilgili hiçbir bilgimiz olmadığı için listeye koymadım. Listenin çoğu gişe filmlerinden oluştuğu gibi bu filmlerin çoğu da yeniden yapımlardan ve devam filmlerinden oluşuyor. Bu sene Oppenheimer deli gibi gişe yaparak seyircinin sadece düz gişe filmlerine önem vermediğini gösterdi. Umarım stüdyolar da bir ara seyircinin bu mesajının farkına varır. Başlamadan önce yapmam gereken küçük bir hatırlatma daha var. Bildiğiniz gibi Hollywood'da yaz boyunca oyuncular ve yazarlar grev yaptı. Bu grevler yaklaşık 3 ay sürdü ve bu sırada bir sürü film ertelendi. Mesela normalde bu sene çoktan çıkmış olması gereken Dune 2 seneye vizyona girecek. Normalde seneye çıkması planlanan Avatar 2 ise 2025'te vizyona girecek. Evet, hem yazar grevi hem de oyuncu grevi bitti ama bu grevler yeni bitti. Stüdyolar hala filmlerin çıkış takviminde oynamalar yapıyor. O yüzden benim birazdan bahsedeceğim filmlerin bazıları seneye vizyona girmezse lütfen beni dövmeyin. Bu videonun içinde 30-40 tane film var. Videonun en sonunda en çok beklediğim 10 filmden bahsedeceğim. Diğer filmleri ise belli kategoriler altında konuşacağım. İlk kategorimiz devam filmleri ve ilk filmimiz Kingdom of the Planet of the Apes. Bu film 2010'da çıkan serinin sonunda yaşanan olaylardan birkaç yüzyıl sonrasını anlatacak. Filmde maymunların domine ettiği ve az sayıda kalan insanın maymunlardan kaçarak yaşamaya çalıştığı bir dünya göreceğiz. Filmin yönetmenliğini ise daha önce Maze Runner filmlerini yönetmiş Wes Ball yapacak. Ben Maze Runner filmleri için ölüp bitmesem de Wes Ball'un iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Umarım bu filmde de iyi bir iş çıkarır abimiz. 2024'ün en değişik devam filmi ilk filmden 36 yıl sonra çıkacak Beetlejuice 2 olabilir. İlk film keyifli bir hikaye anlatıyordu. Bir çift ölüyor ve evlerinde hayalet olarak yaşamaya başlıyorlar. Ama sonra birileri taşınıyor ve ölüler de ev kendilerine kalsın diye o eve taşınanları kovmaya çalışıyor. Ama bunu bir türlü beceremiyorlar. O yüzden de hayaletlerin hayaleti Beetlejuice'a danışıyorlar. Beetlejuice da bu yeni gelen normal insanları evden atmaya çalışıyor. Beetlejuice 2'yi ilk filmdeki gibi Tim Burton yönetecek. Tim Burton ayrıca Wednesday'i de yönetmişti. Wednesday'in başrolü Jenna Ortega da bu filmde başrol olacak. Umarım ilki gibi eğlenceli ve komik bir film izleriz. Yok, umarım kötü bir film izleriz mi diyeceğim. İşim gücüm yok filmin kötü olmasını bekleyeceğim. Hayır yani. Böyle bekleme videolarında bazen klişe şeyler söylüyorum ama yapacak bir şey yok yani. Gerçekten umarım film iyi olur. Kung Fu Panda 4 de 2024'te vizyona girecek. Dürüst olmak gerekirse ben ilk filmi sevmiştim ama sonra seri nasıl ilerledi tam hatırlamıyorum. Yani filmleri izledim ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Kung Fu Panda'nın yapımcıları DreamWorks bize geçen sene harika bir çizmeli kedi filmi izletmişti. Çizmeli kedi gibi hikayesini çok iyi anlatan ve farklı stillere sahip olan bir film yaparlarsa harika olur. Şimdiki filmimiz Çılgın Hırsız 4. Minyonlar bu filmde de olacağı için eğer sinemada takım elbiseli insanlar görürseniz şaşırmayın. 2022'de çıkan keyifli korku filmi Smile'ın devam filmi de seneye vizyona girecek ama bu filmle ilgili de şu an elimizde hiçbir bilgi yok. Bunun dışında seneye Bad Boys, Ghostbusters ve Sonic filmlerinin de devam filmleri gelecek. Yeni kategoriye geçmeden önce size videonun sponsoru Paribu'dan bahsetmek istiyorum. 14 Kasım Dünya Sinema Günü ve Paribu Cineverse bugünü özel bir şekilde kutluyor. Dünya Sinema Günü'ne özel Kasım ayı boyunca hesabında en az 50 lira değerinde kripto varlık bulunduran tüm Paribu kullanıcılarına 200 lira değerinde CGV para ve mısır menü hediye olacak. Bu ay Atatürk filmi, The Marvels, Yeni Açlık Oyunları filmi ve Napolyon gibi çok beklenen filmler sinemalarda olacak. Bildiğiniz gibi sinema bizim evimiz ve siz de sinema keyfinizi Paribu'nun bu kampanyasıyla taçlandırabilirsiniz. Şimdiki kategorimiz süper kahraman filmleri. Evet, teknik olarak süper kahraman filmleri de devam filmi sayılır ama 2010'dan sonra bu filmler o kadar büyüdü ki bence kendi içinde bir türe dönüştüler. O yüzden onları ayrı bir kategori yaptım. Bu arada süper kahraman filmlerinden ikisi benim en çok beklenenler listeme geldiği için onları şimdi değil videonun sonunda konuşacağım. Bildiğiniz gibi 2022'de vizyona giren başyapıt Morbius, gişede 100 morbilyon dolar kazandıktan sonra Sony daha çok bu tarz film yapmaya karar verdi. Sony seneye 3 farklı Spider-Man karakterinin filmini çıkarıyor. Bunlardan ilki Madame Web, filmde geleceği görüp insanların beynini okuyabilen Madame Web'i Dakota Johnson canlandıracak. Çizgi romanlarda Spider-Woman olan Julia Carpenter ise Euphoria'dan ve White Lotus'un birinci sezonundan tanıdığımız Sydney Sweeney oynayacak.
Bu arada White Lotus dizisini izlemediyseniz kesin izleyin derim. Komik, yerinde eleştirileri olan ve gerçekten iyi yazılmış bir dizi. Madame Web filminin arkasında Morbius'un yazarları var. Büyük ihtimalle Madame Web, Morbius gibi gelmiş geçmiş en iyi film olacak. Umarım Morbius en az bir sahnede çıkar ve o meşhur repliği olan "It's Morbin Time" söyler ve sinemada herkes bir anda ayağa kalkıp alkışlamaya başlar ve gözlerimizden yaşlar dökülür ve gerçekten yaşadığımızı hissederiz. Sony'nin ikinci Spider-Man filmi Kraven the Hunter olacak. Filmde Kraven'ın dünyanın en iyi avcısı olmaya çalışmasını izleyeceğiz. Bu filmin en ilginç yanı Amerika'da rated R olarak, yani 18 yaş üstü olarak vizyona girecek olması. Bu da büyük ihtimalle Kraven'ın av sahnelerinde gerçekten kan göreceğimiz anlamına geliyor. Kraven's Last Hunt diye bir çizgi roman var ve bu çizgi roman benim en sevdiğim Spider-Man çizgi romanlarından biri. Bu filmde Spider-Man olmayacak ama umarım bir ara Spider-Man'le Kraven'ı bir arada görürüz. Tom Holland son röportajlarında Hollywood'un inanılmaz sıkıcı ve yapay bir yer olduğundan bahsetmişti. Belki kendisi Marvel'ı, hani Spider-Verse gibi gerçekten bir şey anlatmaya çalışan bir film yapmaya ikna edebilir. Sony'nin 3. filmi Venom 3 olacak. Herhalde bu film ilk 2 filmden farklı olmaz. O yüzden bu filmle ilgili de çok diyebileceğim bir şey yok. Bunlar dışında seneye DC Crisis on Earth ve Watchmen animasyonları yapacak. Evet, süper kahraman filmleri bu kadar. Bunların dışında 2 süper kahraman filminden de videonun sonunda bahsedeceğim. Onları saysak bile 2024 süper kahramanlar açısından çok yoğun geçmeyecek. Ve bence bu gayet iyi bir haber. Şimdiki kategorimiz spin-off filmleri. Spin-off filmleri bir sinema dünyasında olan ama doğrudan devam filmi olmayan filmlere deniyor. Mesela Fantastik Canavarlar serisi Harry Potter'ın bir spin-off'u, aynı dünyada geçiyor ama Harry Potter'a doğrudan bağlanmıyor. Bu kategoride en çok beklediğim filmlerden biri A Quiet Place Day One. Serinin ilk filmi çok keyifliydi. İkinci film de fena değildi ama yani ilk filmki gibi özel değildi kesinlikle. Bence hem filmin yönetmeni hem de filmde yaşanacaklar sebebiyle bu film ikinci filmden daha iyi olacak. Bilmeyenler için bu seride dünyaya uzaylılar geliyor ve insanları öldürmeye çalışıyorlar. Uzaylılardan kaçmanın tek yoluysa ses çıkarmamak. Evet, bu uzaylılar ses dinleyerek görüyorlar ve siz diyelim evinizde bir şey düşürdüğünüz an uzakta olsalar bile sizi duyup hemen geliyorlar ve çat diye öldürüyorlar ve bitiyorsun. İlk film uzaylılar geldikten bir hayli sonrasını anlatıyordu. Yani izlediğimiz karakterler uzaylıların hareketlerine uyum sağlamışlardı. Bu film ise adından anlayabileceğiniz gibi Day One, uzaylıların geldiği ilk günü anlatacak. Yani büyük bir kaos izleyeceğiz. Beni en çok heyecanlandıran şey ise bu filmi çok sevdiğim film Pig'in yönetmeninin yönetecek olması. Seneye John Wick evreninde geçecek ve Ana de Armas'ın başrol olacağı Balerina filmini de izleyeceğiz. Her John Wick filminde olduğu gibi bu filmde bir intikam hikayesi anlatacak. Genç bir katil ailesi öldürüldükten sonra bir intikam yolculuğuna çıkacak. John Wick'in ilk filminde John Wick köpeğini öldüren insanları öldürüyordu. Balerina'da ise karakterin ailesi öldüğü için intikam olacak ama zaten herkes ailesi ölünce intikam almaya çıkıyor. Yani bunun bir özelliği yok ki. John Wick'in en iyi özelliklerinden biri adamın köpeği öldüğü için intikam almaya çıkmasıydı. Şimdi kesin insanlar bana köpek adamın ailesi değil miydi diyecek. Evet, köpek de insanın ailesi sayılır ama genelde haberlerde bir insan köpeği öldürüldüğü için gidip başkalarını öldürmüyor. İnsanlar hep ailesi için intikam almaya çalışıyor. Ki bence kaybedilen insanın intikamını almak diye bir şey yok. Çünkü o insanı kaybediyorsunuz. Neyse, bu da başka bir videonun konusu. Ana de Armas James Bond'daki küçük rolüyle geçtiğimiz senelerde seyircileri büyülemişti. Bence bu filmde de iyi bir performans sergiler yani. Neden olmasın? Şimdiki filmimiz Aslan Kral filmindeki Mufasa'nın Aslan Kral'dan önce yaşadıklarını anlatacak olan film Mufasa. Bu film eski çizgi film tarzında değil, gerçekçi animasyon tarzında çekilecek. Açıkçası bana sorsalar çizgi film yapmalarını tercih ederdim ama kimse bana sormadı. Disney'in animasyon yeniden yapımları beni aşırı heyecanlandırmıyor ama bu filmin ilginç bir yanı var. Mufasa'yı çok iyi film Moonlight'ın yönetmeni Barry Jenkins yönetecek. Kendisi farklı bir şey yapar mı yoksa bu filmi para için mi yönetiyor bilmiyorum, izleyince göreceğiz. Şimdiki filmimiz Transformers 1. Animasyon türünde olacak bu film bizi Transformers hikayesinin başına götürecek. Cybertron gezegeninde Autobotların ve Decepticonların beraber yaşadığını göreceğiz. Hikayede Optimus Prime'la Megatron'a odaklanacak. Filmlerde Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kaya'yı 2022'de kaybetmiştik. Kendisi çok iyi bir seslendirmendi ve eğer bu filmde de Optimus Prime'ı seslendirebilseydi harika olurdu. Optimus Prime. Filmin İngilizce versiyonunda ise Optimus Prime'ı Chris Hemsworth seslendirecek. Bir diğer spin-offsa Alien evreninde geçecek ama başka hiçbir hikayeye bağlanmayacak olan Alien Romulus. Bu korku bilim kurgu karışımı filmi sevdiğim korku filmi Don't Breathe'in yönetmeni Fede Alvarez yönetecek. Bu arada ilk iki Alien filmlerini izlemediyseniz de izleyin. Gerçekten çok güzel korku filmleri. Evet, spin-off'ların sonuna geldik. Sıra yeniden yapımlarda. 2024'te Karate Kid, Mean Girls ve Garfield filmlerinin yeniden yapımlarını izleyeceğiz. Mean Girls'un yeniden yapımı ilkinden farklı olarak müzikal türünde olacak. İlk film 2004 yılında çıkmıştı. Bu filmin fragmanına da annenizin Mean Girls'u değil diye böyle bir şey yazmışlar. Bilmiyorum yani. Yani
fragmana bayılmadım ama bakın. Yeniden yapımların da sonuna geldik. Şimdiki kategorimiz oyun uyarlamaları. Oyun uyarlaması Borderlands, Pandora isimli bir gezegende gizli bir objeyi arayan karakterlerin hikayesini anlatacak. Ben bu filmi merak ediyordum çünkü ilk açıklandığında filmin Last of Us ve Chernobyl dizilerinin yazarı Craig Mazin tarafından yazıldığı söylenmişti. Ama geçen filmin sayfasına girdim ve Craig Mazin yazarlar arasında yoktu. Onun yerine filmin yazarı Joe Crombie diye gözüküyor ama Joe Crombie ismine tıklarsanız Joe Crombie diye birinin şu ana kadar hiçbir film yazmadığını, film sektöründe hiç çalışmadığını görüyorsunuz. Ben Joe Crombie'nin kim olduğunu anlamaya çalışırken enteresan bir haberle karşılaştım. Söylenenlere göre Craig Mazin projeden hiç memnun kalmadığı için filmin sonunda adının gözükmesini istememiş ve adını takma isim olan Joe Crombie ile değiştirmiş. Mazin'a sorulduğunda takma isim kullanarak filmi yazmadığını, filmle ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor ama Joe Crombie'nin başka bir açıklaması olabilir mi emin değilim. Şimdiki kategorimiz büyük bir seriye bağlı olmayan filmlerden oluşuyor. Bu kategoriye normal filmler adını verebiliriz. Konuşacağım ilk film Zendaya'nın başrolünde olduğu Challengers. Call Me By Your Name'in yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi 3 tenisçi arasındaki bir aşk üçgenini konu alacak. Ben fragmanı beğendim ama size fragmanı izlemenizi önermem. Gerçekten tüm filmi anlatmışlar ama entrikalı, gergin ve aşk üçgenli bir film izleyeceğiz gibi duruyor. Sıradaki normal filmimiz fantastik korku hikayesi anlatan The Watchers. Filmde 28 yaşındaki bir sanatçı bir ormanda mahsur kalacak. Dostumuz sonra kendine bir barınak bulacak ve bu barınakta 3 yabancı ile kalacak. Zaman geçtikçe grup içinde canavarlar bulunan bir ormanda kaldıklarını fark edecek. Film sevilen bir romandan uyarlama ama filmin tek ilginç çekici yanı bu değil. Filmi Science, Unbreakable ve 6. His gibi korku filmlerini yönetmiş M. Night Shyamalan'ın kızı yönetecek. Shyamalan'ın kızı Isana daha 2021'de mezun oldu. Ama kendisi hala üniversitedeyken, daha 19 yaşındayken babasının dizisi Servant'da yazarlık ve yönetmenlik yapmıştı. Servant fena bir dizi değildi. Bakalım Isina'nın ilk filmi nasıl olacak? Bu arada seneye babasının bir filmi de vizyona girecek ama bu filmle ilgili de hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdiki filmimiz Fall Guy. Tüm erkeklerin temsilcisi Ryan Gosling'in başrolünde olduğu film, film setlerinde çalışan bir dublörün hikayesini anlatacak. Olaylar dublörün dublörlüğünü yaptığı başrolün ortadan kaybolmasıyla başlayacak. Ryan Gosling de eski sevgilisinin yönettiği bu film çöpe gitmesin diye neler olduğunu araştıracak. Bu film bence yılın sürprizlerinden olabilir. Umarım ben, Ryan Gosling filmde iyi bir performans sergiler. Drive Away Dolls filmi de 2024'te izleyeceğimiz en ilginç şeylerden biri olacak gibi duruyor. Ama filmin en önemli özelliği hikayesi değil, yönetmeni Ethan Coen. Ethan ve Joel Coen kardeşler yıllar boyu inanılmaz filmler çektiler. Başarısız bir müzisyenin hikayesini anlatan Inside Llewyn Davis benim en sevdiğim filmlerden biri. Sadece bu da değil, ikili Big Lebowski, No Country for Old Men ve Fargo gibi inanılmaz filmler çekti. Ama bir iki yıl önce yönetmenler ayrı çalışmaya başladı ve ilk olarak Joel Coen bir Shakespeare uyarlaması çekti. Şimdi ise kardeşi daha hafif bir kara komediyle karşımıza çıkacak. Drive Away Dolls filmi kafasını dağıtmak isteyen iki kadının çıktığı bir araba yolculuğu konu alacak. Ama dostlarımızın yolu çoğu Coen kardeşler filminde olduğu gibi bir çeteyle kesişecek. Ben filmin başrolünden Margaret Qualley'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve kendisinin Coen kardeşlerin bir filminde, pardon, Ethan Coen'in bir filminde olduğu için çok mutlu oldum. Şimdiki filmimiz eğer seneye film ekimine gelirse biletleri anında bitecek bir film. The Lighthouse, Northman ve The Witch gibi filmleriyle sinema severleri büyüleyen Robert Eggers bu sefer bir korku klasiği Nosferatu ile karşımıza çıkacak. Nosferatu aslında 1922'de çıkan vampirli bir Frankenstein uyarlaması. Bu sessiz Alman filmi günümüzde de bir sürü filme ilham oldu. Daha sonra yazar ve yönetmen Werner Herzog 1979'da filmi tekrar çekti. Ben korku filmleri izlemeyi seviyorsanız bu iki filmi de izlemenizi öneririm. Ayrıca inanılmaz oyuncu William Dafoe Reyes de bu filmin kadrosunda. Bu yılın en beklenen filmlerinden biri de Mario olacak. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde olacağı film Maria, Yunan-Amerikan operacı Maria Callas'ın hikayesini anlatacak. Haluk Bilginer de Maria'nın sevgilisi Aristotle Sokrates Onassis'i canlandıracak. Filmin yönetmeni ise daha önce Prenses Diana ve Jackie Kennedy'nin biyografi filmlerini çeken Pablo Larry. Yönetmenin iki filmi de bundan önce Oscar'daki önemli kategorilere aday olmuştu. Umarım Haluk Bilginer'i Oscar'larda da görürüz. Gerçekten güzel olur. Sırada Kingsman filmlerinin arkasındaki Matthew Vaughn'un yeni aksiyon komedi filmi var. Film ajanlar tarafından kaçırılan bir yazarın hikayesini anlatacak. Peki neden bir yazarı kaçırıyorlar? Çünkü yazar farkında olmadan gerçek dünyada yaşananlara çok yakın bir hikaye anlatacak. Bu filmin çok saçma ve inanılmaz bir kadrosu var. Henry Cavill'dan Dua Lipa'ya, John Cena'dan Bryan Cranston'a, herkes bu filmde. Şimdiki filmimizin yazarı ve yönetmeni insanların daha çok oyuncu olarak tanıdığı John Krasinski. Dostumuz daha önce Sessiz Bir Yerde filmlerini çekmişti. Şimdi ise harika kadrolu bir komediyle karşımızda olacak. Küçükken hepimizin bir hayali arkadaşı olmuştur ve çoğumuz sonra bu hayali arkadaşını unutup hayatına devam etmiştir. Ben seni unutmadım ama. Video uzun olunca böyle şakalar yapasım geliyor ama şakalar da iyi olmuyor. Umarım iyi bir video oluyordur. Olmuyorsa da
Ne yapalım artık yani. Neyse, film insanların artık konuşmadığı hayali arkadaşlarını görebilen küçük bir kızın hikayesini anlatacak. Filmle ilgili bilgimiz bu kadar. Evet, artık yılın en çok beklenen 10 filmine geçebiliriz. 10. sırada Godzilla X Kong yer alıyor. Serinin bir önceki filminde Godzilla ve Kong'un kapışmasını izlemiştik. Ama o dönem pandemiye denk gelmişti ve çoğu insan filmi evinden izlemişti. Bu filmi ise sinemada izleyeceğiz ve bu filmde iki karakter dünyayı daha büyük bir tehditten korumak için bir araya gelecek. Açıkçası bu filmden çok bir şey beklemiyorum. Aksiyon sahneleri iyi olsa yeter. Ha bir de bu filmlere hikaye olsun diye illa insanlar koyuyorlar. O insanlar boş boş konuşuyor. O sahnelere hiç gerek yok. Tüm film Mad Max Fury Road gibi az diyalog içerse, hatta hiç diyalog içermese, Kong ve Godzilla'nın iletişimini onların birbirlerine bakışlarından, hareketlerinden anlasak, film düz bir hikaye anlatsa ve harika aksiyon sahnelerine sahip olsa gerçekten yeter. Zaten Oscar kazanır. Herkes çıldırır, kafayı yer Godzilla Kong diye. 9. sırada Yüzüklerin Efendisi Rohirrim Savaşı var. Evet, seneye bir Yüzüklerin Efendisi filmi çıkacak. Bu film bir anime olacak ve ana karakteri Brian Cox seslendirecek. Listenin 8. sırasında Gladiator 2 yer alıyor. Ridley Scott inanılmaz enteresan bir yönetmen. Adam 85 yaşında ve hala sürekli film çıkarıyor. Ben 26 yaşındayım, 27'ye gireceğim ve hala haftada bir video koymakta zorlanan bir malım. Sürekli yeni bir film çıkarmak normal yaşta olan birileri için de zor bir şey. Ama Ridley Scott aşırı hızlı ve sistematik çalışıyor ve bu yüzden arada kötü filmler çıkarsa da genelde çok iyi filmler yapıyor. Bu yüzden ilk filmden sonra ikinci filmi de kendi çekmeye karar verdi. Bu filmde Maximus'un oğlu Lucius'un hikayesini izleyeceğiz ve karakteri Pedro Pascal değil Paul Mescal canlandıracak. Bu iki oyuncunun ismi birbirine o kadar çok benziyor ki beynim eriyor gerçekten. Bu filmin çekimleri grevden etkilenmişti ama yönetmenler için grev kararı olmadığında yazarların ve oyuncuların grevi sırasında Ridley Scott bu filmin 90 dakikasını kurguladı. 7. sırada Dune 2 var. Bu filmi 7. sıraya koydum çünkü normalde çıkmış olması gerekiyordu. Ama grev bitmeyince ve grev sırasında oyuncuların röportaj vermesi yasak olunca Warner Bros. Filmi Mart ayına erteledi. Şimdi Timothée Chalamet olsun, Zendaya olsun filmin tanıtımını yapabilecekler. Yönetmen Denis Villeneuve ikinci filmin çok daha aksiyonlu olacağını söylüyor. Ben ilk filmi sevsem de hikaye tamamlanmadığı için bir şeyler eksik hissediyordu. Bu filmle o kapanacak gibi duruyor. Ayrıca film 3 saat olacak. Bence bu filmi izleyebileceğiniz en büyük salonda izleyin ve gerçekten o aksiyonun keyfini çıkarın. Bence Denis Villeneuve iyi bir şey yapmıştır. 6. filmimiz Mickey 17 insanların uzak bir gezegende koloni kurmaya çalışmasını anlatıyor. İnsanlar gezegeni yaşam koşullarına göre hazırlaması için önemsiz bir işçiyi gezegene yolluyorlar. Filmin olayı da şu, bu işçi iş sırasında ölse bile hafızasını koruyarak tekrar yenilenebiliyor. Farklı bir versiyonu oluşturulabiliyor. Böylece gezegeni insanların yaşam koşullarına yakın hale getirme işine devam edebiliyor. Filmin başrolü Robert Pattinson olacak. Yönetmeni ise Parazit'ten sonra ilk filmini yönetecek olan Bong Joon-ho. 5. sırada Don't Look Up, Big Short ve Vice gibi filmler yönetmiş Adam McKay'in Average Height, Average Build filmi yer alıyor. Filmin başrolleri ise Robert Pattinson, Robert Downey Jr. ve Amy Adams. Politik kara komedi türünde olacak bu film bir seri katilin hikayesini anlatacak. Filmde katil katilliği daha rahat yapabilmek için Amerika'da yasaları insan öldürmeye daha uygun bir hale getirmeye çalışacak. Evet, filmin konusu çok komik ama bir o kadar da gerçek. Amerika'daki silah problemini büyük ihtimalle çoğu insan biliyordur. Katil yasaları değiştirmek için Amy Adams'ın oynayacağı bir lobbyciyi tutacak. Robert Downey Jr. ise tüm bunlar yaşanırken katili bir köşeye sıkıştırmaya çalışan emekli bir polisi canlandıracak. Listenin 4. sırasında Inside Out 2 yer alıyor. Serinin bu filminde Riley ergenliğe girecek ve anksiyeteyle başlayarak bir sürü yeni duyguyla karşılaşacak. Ben ilk filme bayılıyorum ve umarım bu bir seri olur ve üniversite olsun, ergenlik olsun, yetişkinlik olsun, yaşlılık olsun, Riley'nin her dönemini izleriz. İlk filmi seven bazı insanlar ilk filmde Riley'nin annesinin ve babasının kafasında anksiyete gibi farklı duygular görmediğimizi söylüyor. Bu yüzden de Riley'nin ikinci filmde farklı duygularla tanışmasının mantıksız olduğunu düşünüyor. Ama bence böyle şeylere çok takmaya gerek yok. Evet, belki bunun sebebini bir şekilde açıklarlar. Ama açıklamasalar bile bence bu çok önemli bir detay değil. Yani sonuçta bu her şeyin mantıklı olması gereken bir aksiyon filmi değil. Bu film duygular üstüne ve bence hikayeyi değiştirmelerinin çok da bir önemi yok. 2024'ün en çok beklediğim 3. filmi Deadpool 3. Hugh Jackman'ı ve Ryan Reynolds'ı bir arada görmek çok komik olacak. Ayrıca bu Marvel sinema dünyasında geçen ilk Deadpool filmi olacak. Açıkçası hikaye açısından Deadpool'u nasıl bağlayacakları hiç umurumda değil. Ama Deadpool'un Marvel evrenine girip Marvel'la dalga geçmesi gerçekten harika olur. Filmde büyük ihtimalle ben Wolverine'i bırakıyorum diye Logan'la Wolverine'i bırakan ama Deadpool 3'te tekrar Wolverine olmaya geri dönen Hugh Jackman'la da iyi bir dalga geçerler. Zaten Deadpool'u izleyen herkes aksiyondan çok komediye önem veriyor.
veriyor. Filmde Succession'dan tanıdığımız Matthew McFadden'da olacak ve kendisi harika bir oyuncu. 2024'ün en çok beklediğim ikinci filmi Joker Folie à Deux. Folie à Deux Fransızca paylaşılan delilik veya iki kişilik delilik anlamına geliyor. Bu filmde Lady Gaga'yı Harley Quinn olarak göreceğiz ve büyük ihtimalle Harley Quinn ve Joker deliliklerini paylaşacaklar. Filmin en ilginç yanı ise müzikal olacak olması. İlk film kendini çok ciddiye alan bir dramaydı ve ilk filme ölüp biten insanlar büyük ihtimalle ikinci filmin müzikal olması fikrine çok sıcak bakmadı. Bu bence gerçekten cesur bir karar. Bu arada filmin yönetmeni veya yazarları da değişmedi. Aynı ekip filmi yapıyor. Ben filmin nasıl bir tonda olacağını, nasıl bir hikaye anlatacağını ve ilk filme bayılan insanlara nasıl bir mesaj vereceğini çok merak ediyorum. Şu an filmin set fotoğrafları dışında çok bir şey bilmiyoruz. Çok bir şey bilmemize de gerek yok zaten. Büyük ihtimalle sinemaya gidip bakacağız. Ve şimdi 2024'ün en çok beklediğim filmi Furiosa'yı konuşacağız. Mad Max filmlerinin yönetmeni George Miller başyapıt Fury Road'u çektiğinde 70 yaşındaydı. Dostumuz Mad Max'te gördüğümüz Furiosa'nın gençliğini anlatan film Furiosa vizyona girdiğinde 78 yaşında olacak. Bilmeyenler olabilir, ben Mad Max filmine bayılıyorum. Hayatım boyunca sinemada izlediğim en iyi filmlerden biri. Film inanılmaz tempolu, çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve çok diyalog içermemesine rağmen anlaşılan bir hikaye anlatıyor. Bu filmde Furiosa'yı Anya Taylor-Joy canlandıracak, kötü adamı ise Chris Hemsworth canlandıracak. Oyuncu bu filmin çekimlerinin kariyerindeki en iyi çekim olduğunu söyledi. Ve tabii ki bu filmi de ilk filmde olduğu gibi çölde çektiler. Zaten Mad Max'in en iyi özelliği gerçek lokasyonlarla görsel efektleri çok iyi bir şekilde birleştirebilmesiydi. Ben bu filmi deli gibi bekliyorum. Gerçekten deli gibi bekliyorum. Şu an deli gibi durmuyorum ama gerçekten deliyim ve bu filmi deli gibi bekliyorum. 2024'te en çok beklediğim filmler böyle. Siz de bu filmlerin incelemesi için kanala abone olmayı unutmayın. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.